HDS TV Haber hoş geldiniz sevgili seyirciler. 20 Aralık 2017 günlerden çarşamba bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 42. Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların zulüm altında olduğu dönemlerde zalimlerin yanında yer alanların Fahrettin Paşa'yı hedef alması tesadüfi değildir. Medine korunmasını yaparken Fahrettin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı sen kimsin, senin ceddin neredeydi dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 42. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşmasına bu sözlerle başladı. Bugünlerde birilerinin, bu çok önemli, büyük bühtanıyla hatırladığımız bir başka destanımız da bizim Medine müdafaasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed, geçtiğimiz günlerde skandal bir paylaşımda bulunmuş ve Twitter sayfasında Vehhabi kuşatması ve İngiliz tehdidi altında bulunan Medine'deki kutsal emanetleri kurtarıp İstanbul'a getiren Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçlamıştı. Ecdadımız 1000 yıl boyunca kanı ve canı pahasına Kudüs'ü ve tüm İslam coğrafyasını ne yapmıştı? Korumuştu. Arapça tweette Fahrettin Paşa'nın Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu. Paylaşımın son cümlesi ise bunlar Erdoğan'ın ataları ve onların Araplarla geçmişi deniyordu. İşte o tweet. Cumhurbaşkanı Erdoğan o skandal paylaşım için çok ağır konuştu. Medine korumasını yaparken Fahrettin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi? Ta İstanbul'dan kalkıp Medine müdafaası için oraya gelen Fahrettin Paşa niçin geldi? O mukaddes toprakları orayı işgal etmek için gelenlere karşı korumak üzere geldi. Peki senin ecdadın neredeydi? Kardeşlerim, Fahrettin Paşa'nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa ettiği Medine'de yaptığı işler, gösterdiği kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği direniş gerçekten takdire şayandır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutsal emanetlerin korunduğunu söyledi. Türkiye olarak İstanbul'un manevi örtüsü gördüğümüz kutsal emanetleri Topkapı Sarayı'ndaki özel bölümlerinde titizlikle ne yapıyoruz şu anda? Koruyoruz. Batıdaki o malum yerlere mi gitseydi? Batıdaki o malum yerlerde ne olacağı akıbeti belli olmayan yerlere mi gitseydi? Çünkü bunların kafası, zihniyeti batıcı da onun için bu saldırıyı başlattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nı sert dille eleştirdi. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın. Sen Erdoğan'ı da tanımamışsın, Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın. Ama biz sizin şu anda ne tür garabetler içerisinde olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Sizin şu anda ne tür yanlışlar içerisinde olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti hükümetleri döneminde ülke tarımının verimlilik, üretim ve kalitede çok önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti. Bakan Fakıbaba, hayvanlar için de aile hekimliğinin getirileceğini belirterek 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren küpe ve aşı bedelini kaldırıyoruz. Aşıların hepsi bedava, veteriner hekim bakımı bedava, kulak küpesi bedava. Bakın ilk defa kulak küpeleri bedava diye konuştu. Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'dan. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri üzerinde hükümet adına konuşma yaptı. Bakan Fakıbaba, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara müjdeleri sıraladı. Doğunca buzağa 750 liraya kadar destek veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Vallahi veriyoruz.
Doğunca 700. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aşıların hepsi bedava. Veteriner hekim bakımı bedava. Aile hekimliği de getiriyoruz. Kulak küpesi bedava. Bakın kulak küpeleri bedava. Bakın ilk defa kulak küpeleri bedava. Bakan Fakıbaba 2003 ile 2017 yılları arasında verilen destekleri açıkladı. 2003-2017 döneminde üreticilerimize 103 milyar lira, yani eski parayla 103 katrilyon lira destek ödedik. 2018 yılında ise 14.5 milyar lira destek vereceğiz. Bu destek tarıma sağladığımız nakit hibe kaynaktır. Bakan Fakıbaba et fiyatları ve hayvan destekleme fiyatlarını da açıkladı. Aldığım fiyatı, adı Osman olsa ne olur, Ali olsa ne olur, aldığım fiyatı size vereceğim. Avrupa'dan kontrol edeceksiniz ve diyeceksiniz ki helal olsun bu bakana. Çok ucuza almış bu hayvanlar diyeceksiniz. Bakın et fiyatları arkadaşlar, biz kasap, benim kardeşim. Bakın şu anda, bakın size şunu söyleyeyim. 23 lira 80 kuruştan alıyorduk ESK olarak. Anında 25 liraya çıkardık. Anında 25 liraya çıkardık. Ve sonra bir karar aldık. Ve böyle bir desteklemem de yoktu. 2018 1 Ocağı'ndan itibaren 206, yani küçük yetiştirici hayvanını bir ruhsatlı herhangi bir kesimhaneye götürdüğünde kafadan 250 lira destek alacak. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde yer kavgası, ayakkabılıktaki yer kavgası sevgili seyirciler. 32 yaşındaki bir kişi 25 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay dün gece saat 24 sıralarında Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı mahallesinde yaşandı. Babalarıyla birlikte yaşayan 32 yaşındaki evli Müslüm Öğle, bekar kardeşi Serdar Ö arasında tartışma çıktı. Ayakkabılıktaki ayakkabı koyma yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Müslüm Ö silahla kardeşi Serdar Ö'ye ateş açtı. Başına, karnına ve bacağına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Serdar Ö, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serdar Ö burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken Müslüm Ö ise kayıplara karıştı. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzünü kapatıp, okul ve resmi kurumlardan hırsızlık yapan zanlıyı olay yerinde bıraktığı ayakkabı izi ele verdi. Olay yerindeki ayakkabı izlerinin röntgenini çeken ve güvenlik kameralarını inceleyen polisler zanlıyı kıskıvrak yakalamayı başardı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde asayiş büro amirliği ekipleri 3 okul ve 1 aile sağlığı merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı okul ve aile sağlığı merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarıyla zanlıya ait olduğu belirlenen ayakkabı izleri incelemeye alındı. Hırsızın olay yerinde bıraktığı ayakkabı izlerinin röntgenini çeken polisler önce ayakkabı firmasına, ardındansa Mahmut Ağa'ya ulaştı. Polis olay yerindeki ayakkabı izleriyle zanlıya ait ayakkabıyı karşılaştırdı. Mahmut A hakkında genel bilgi toplama sorgusu da yapan ekipler, şahsın Kasım ve Aralık ayında 3 okul, 1 aile sağlığı merkezinde hırsızlık, kasten adam yaralama olaylarına karıştığını ve aile içi şiddet olayının zanlısı olduğunu tespit etti. Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Mahmut A, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Müzik
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yağmurlama ve damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su vermeyeceklerini belirterek, toprağın gelecek nesillere tuzlanarak verilmesine müsaade edemeyiz dedi. Veysel Eroğlu ayrıca Şanlıurfa'nın Suruç ilçesini örnek göstererek vahşi sulamanın önüne geçmeliyiz ifadelerini kullandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu toplu temel atma törenine katılmak üzere Mardin'e gitti. Hava yoluyla kente giden Eroğlu valiliği ziyaret etti. Burada valilik bahçesine fidan diken Eroğlu daha sonra basın toplantısı düzenledi. Verilecek ancak kesinlikle arkadaşlar talimat veriyorum. Tarlasına kendi borusunu çekmeyen vatandaşa suyu koyacak. Niçin? Kendi evladını korumak için. Sulama için bir kültür oluşturmak gerektiğini söyleyen Bakan Eroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine değinerek vahşi sulamanın önüne geçmeliyiz dedi. Sulama için bir kültür oluşturmak gerekiyor. Bunda sizlerin basın mensupları yardım istiyorum. Çünkü bakın Suruç'ta, Şanlıurfa Suruç'ta su verdik. Vatandaş böyle su yaptı ki, nerede vahşi bir sulama, neredeyse şu anda mezar kazdıklar zaman 60 santimden su çıkmıyor. 250 metrede su vardı. Yani o kadar çok kullanmışlar ki. Tabii bu burada çok tehlikeli. Çünkü her buharlaşan su tuzunu bırakır ve tarla tuzlanır. Bu yüzden diyoruz ki biz vatandaşlarla da toplantı yapacağız. Su vereceğimiz zaman arkadaşlar biz parsel başına kadar suyu getireceğiz. Orada ağızlıkları, su almazlıkları bırakacağız. Vatandaş tarla içine, kendi tarlasına borusunu, yağmurlama veya damlama borusunu çekecek. Sevgili seyirciler, Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 7 yaşındaki kız çocuğu olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz cumartesi günü Eyyubi ilçesine bağlı Yenice mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Kübra A'sı evde oynadığı sırada mutfakta bulunan su ısıtıcısına dokundu. Küçük kız elektrik kaçağı olduğu ileri sürülen su ısıtıcısını tuttuğu anda akıma kapılarak yere yığıldı. Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kübra A'sı hastanedeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Küçük kızın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi beklenirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'da iki çocuğuyla yaşayan bir kadın kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından darp edildiğini iddia etti. Şanlıurfa'da iki çocuğuyla yaşayan kadın, kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından darp edildiğini iddia etti. 38 yaşındaki Fatma Yöyen, yaklaşık 10 yıl önce eşiyle anlaşarak ayrıldıktan sonra iki çocuğuyla birlikte devlet desteğiyle bir iş yeri açtı. Kirada oturan kadın, kirasını 4 gün geciktirince ev sahibi ve emlakçıyla sorun yaşamaya başladığı iddia edildi. Emlakçı beni aradı, kira istedi. Kirasından dolayı ben de dedim ki 3-4 gün işler durgun dedim. Kirayı dedim biraz geciktirelim 3-4 gün. O da bana dedi ki hayır dedi, hemen çık evde dedi. İddiaya göre bu isteği kabul etmeyen ve evi boşaltmasını isteyen emlakçı ev sahibini de yanına alarak kadının bahçeli evlerdeki iş yerine gitti. Buraya geldi, biz daha konuşurken bir tane de aracı kendisine getirmişti. Aracıyla konuşurken adam bir kereden burada dolabın üstünde bıçak vardı. Bıçağı aldı ve bize saldırmaya çalıştı. Ev sahibi dışarıdan geldi, şurada böbreklerimin arasına bir tane yumruk geçirdi bana. Yani ben zannettim kaburgam yani bayağı zedelendi. Ondan sonra oturdum, adam burada pis küfürler söylemeye başladı. Aracı olan adam çıkartmaya çalıştı adamı. Ondan sonra daha boğazını tutarken ben daha dedim ki hani hakaret etmesinler daha bana. Ondan sonra adam taburayı ev sahibim kaldırdı. Kafamın ortasına indirdi ve kafam kırıldı, bayıldım, düştüm, sonra gözümü hastaneden açtım. Hastaneye giderek darp raporu alan Fatma Yöyen, ev sahibinden şikayetçi oldu.
Şikayetinden vazgeçmesi için tehdit edildiğini de iddia eden Yüyen yardım istedi. 1,5 senedir hemen ortalama ben herhangi bir kira ödememişim görünüyor ve ben bu parayı vermediğime göre şimdiye kadar neredeydiler, neden gelmediler kapıya da bugün mü ayın 20'sinden geliyorlar ve beni burada darp ediyorlar. Darptan dolayı bu evrakı korkutmak amacıyla bana gönderiyorlar ve ben şikayetçiyim. Fatma Yüyen'in 17 yaşındaki kızı Sevgi ise annesinin aldığı hibeyle iş yapıp kendilerine destek olduğunu söyledi. Annem zaten KOSGEB'den destek oluyor bizim için. Yani babamız zaten başımızda yok. İki çocuk olarak kalıyoruz. Bir de annemiz bakıyor bize. Yani annemize o gün bir şey olsaydı bize kim bakacaktı? Devlet nereye kadar büyütecekti? O yüzden yani yardım istiyoruz, desteğinizi bekliyoruz. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in dün akşam bazı inceleme ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla gittiği Suruç'ta radyo programına katılarak vatandaşlara hitap etti. Suruç esnafını da ziyaret eden Vali Er'in Suruç Fen Lisesi pansiyonuna da gitti. Burada öğrencilerle bir araya geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in ilçe programlarını sürdürüyor. Suruç'ta yayın yapan bir radyoya katılan Vali Abdullah Er'in vatandaşlara hitap etti. Öncelikle Suruç Efendi'ye yayın hayatında başarılar diliyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Bugün de Sayın Emniyet Müdürümüzle, Jandarma Komutanımızla beraber her zaman olduğu gibi yine mesai saatleri dışında ve Suruçlu hemşehrilerimizle, kardeşlerimizle bir araya gelmek için mesai çıkışı çıktık ve direkt doğrudan Suruç'a geldik. Suruç'ta olmaktan, sizin konuğunuz olmaktan gerçekten son derece mutluyuz. Sizin aracılığınızla bütün Suruçlu hemşehrilerime, kardeşlerime, güzel insanlara, Şanlıurfa'nın bütün güzel insanlarına ve sesimizi duyan herkese saygılarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletmek istiyoruz. Kamu bürokrasisinde bilinen resmin değiştiğini, devlet-millet kaynaşmasının gerçekleşmesi için gecelerini gündüzlerine kattıklarını belirten Vali Er'in, bu bizim en büyük sorumluluğumuz dedi. Kamu bürokrasisinin artık şeyi değişiyor. Devlet-millet arasında ki kaynaşmayı, bütünleşmeyi gerçekleştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu bizim hem vicdani görüyoruz sorumluluğumuz, hem bu bölgede yaşayan, sorumluluk bakanlığı olan bizlerin en çok hissettiği sorumluluklardan bir tanesi. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk'ün de birer konuşma yaptığı radyo programının büyük ilgi gördüğü bildirildi. Daha iyi müreffeh seviyeye gelmesi noktasında gayret gösteriyoruz. Bütün gayretimiz, bütün amacımız Suruçların, Suruç'ta yaşayan insanların, Şanlıurfa'da yaşayan insanların daha güvende, daha huzur içerisinde yaşamalarını temin etmektir. Halkın huzur içerisinde yaşaması, can, mal güvenliğinin sağlanması için görev başındayız. Radyo programından sonra ilçe esnafını ziyaret eden Vali Er'in gençlerle sohbet edip çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra Suruç Fen Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Pansiyonda incelemelerde bulunan Vali Er'ine Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da eşlik etti. Sevgili seyirciler, hac ibadetlerini yerine getirmek için binlerce kişinin beklediği 2018 hac kayıtları 21 Aralık 2017'de başlayacak. Hac kayıtları hakkında bilgi veren Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, Şanlıurfa'dan bu yıl yaklaşık 2000 kişinin hac vazifesini yerine getireceğini söyledi. Günahkar mıyız? Biz gitmiyoruz. Allah bizi oraya istemiyor mu diye düşünüyoruz. Hayır, tam tersine. Binlerce kişinin sabırsızlıkla beklediği 2018 hac kayıtları 21 Aralık 2017'den itibaren başlayacak. Başlayacak olan hac kayıtları öncesi açıklama yapan Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, kayıtların 29 Aralık 2017'de son bulacağını söyledi. Kayıtları başlıyor ama şunu özellikle ifade edeyim. Başlayan kayıtlarımız bu sene ben hacca gitmek istiyorum diye ilk defa başvuranlar için 21 Aralık ve 29 Aralık bu aralık içerisinde olacak inşallah. Yani bu sene ilk defa ben hacca gitmeye niyetlenen kişi kayıt olacak. Diğer kardeşlerimiz, daha önceki yıllarda kayıt olan kardeşlerimizin kayıt olmaya, kayıt yenilemeye ihtiyacı yok. Bu sebeple mutlaka ben bu sene hacca gitmeye niyet eden kardeşlerimizi mutlaka bekliyoruz.
Müftü Açık, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kişinin kayıt yapacağını, bu kayıtlardan sadece 80 bin kişinin hacca gidebileceğini söyledi. Gitmek isteyen sayı çok fazla. Her geçen yıl daha da artıyor. Bu yılda aşağı yukarı 2 milyon üzerinde hacca gitmek isteyen kardeşlerimiz olacak ve bunların sadece 80 bini hacca gitmiş olacak. Yani milyonlarca kardeşimiz de gidemediği için ağlayacak, üzülecek. O sebepten Urfa için söylüyorum. Bu yıl yarın itibariyle, yani 21 Aralık itibariyle ilk defa hacca gitmek isteyen kardeşlerimiz müftülüklerimize muhakkak gelsinler ve kayıtlarını yaptırsınlar. 21 kişiden sadece bir kişinin gittiğini söyleyen Müftü Açık konuşmasını şöyle sürdürdü. Geçen yıl 40 bin kişi Urfa'dan kuraya girdi ve bu kardeşlerimiz içerisinden 1700 kişi hacca gitmiş oldu. Bu yılda aşağı yukarı 8 bin veya 10 bin civarında yeni kayıt bekliyoruz ve aşağı yukarı yine belki 50 bin kişi kuraya girmiş olacak. Ve Allah nasip ederse de 2000 civarında hacı adayı olarak hacca yollamış olacağız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şehrimi seviyorum, ağacımı dikiyorum" kampanyası çerçevesinde Halilurrahman Şehir Ormanı'na ŞUSKİ personelleriyle birlikte ağaç dikti. Daha yeşil bir Şanlıurfa sloganıyla kenti ağaçlandırma seferberliği başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şehrimi seviyorum, ağacımı dikiyorum" kampanyası kapsamında 2 milyon ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturuyor. Kampanya kapsamında Halilurrahman Şehir Ormanı'nda düzenlenen ağaç dikim ve bitki ekim törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi Uz, ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcıları ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğü personelleri katıldı. Daha yeşil bir Şanlıurfa'yı ortaya çıkarmak için ağaçlandırma ve bitki dikim çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi şunları söyledi. Önce kendimizden başlıyoruz. Ağaç sevgisini, Şanlıurfa sevgisini, orman sevgisini, bitki sevgisini. Çünkü aslında cennetten bir parça olarak ağaç, bitki, su çıkar. Ve insanoğlu her zaman buraya erişmek ister, ulaşmak ister. Bizler Şanlıurfa'nın dört bir yanına, 13 ilçesine, 3000 yerleşim birimine, 1396 mahallesine hizmet götürüyoruz. Öte yandan Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu'nun GAP Havalimanı kısmındaki 21 kilometrelik orta refüje, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından güller dikilmeye başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye meclis üyeleriyle birlikte Diyarbakır yolunda gül dikti. Park Bahçeler dairemiz tüm çalışanları büyük bir gayret içerisinde her refüjü, her şehir parkını, her ağaçlandırma alanını değerlendiriyorlar. Bu Şanlıurfa'nın geleceği anlamında çok önemli bir çalışma olduğunu belirtmek istiyorum. Şu anda da yine protokol yolumuzun üzerindeyiz. GAP Bulvarı dediğimiz Şanlıurfa'yı havaalanına bağlayan önemli bir aks. Bu aksta Parpahçeler Dairesi 100 bin gül dikimini gerçekleştiriyor. Suriye'nin İdlib kentine bağlı Marşurin köyüne düzenlenen hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib iline bağlı çatışmasızlık bölgesinde yer alan Marşurin köyüne gece yarısından sonra hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Hava saldırısında çoğu çocuk 20 sivilin hayatını kaybettiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Şey,
Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapımına başlanan 10 adet spor kompleksinde sona geliniyor. Evren Sanayi sitesindeki spor kompleksini ziyaret eden ve burada incelemelerde bulunan Başkan Ekinci, vatandaşlarımızın taleplerini bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz dedi. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapımına başlanılan 10 adet spor kompleksinden biri olan Evren Sanayi sitesindeki spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin geçtiğimiz ay sanayi sitesine yaptığı ziyarette gündeme gelen ve hemen işleme konulan spor kompleksinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Evren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Ekinci, ilk olarak sanayi sitesi esnafı tarafından talep edilen ve yapımına başlanılan spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Başkan ikinci ve beraberindekiler daha sonra site içinde Eyüpiye Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde inceledi. Evren Sanayi sitesi kooperatif başkanımızı yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettik. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız ziyarette bizden talepleri vardı. Burada alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız için spor alanına ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Halı saha taleplerinde bulundular. Yine kooperatif çevresinde çevre düzenlemesi ilgili talepleri oldu. Bunlarla ilgili de arkadaşları talimatlandırmıştık. Şimdi gördüğünüz gibi mesela halı saha da 10 gün sonra açılışa hazır hale gelmiş olacak. Burada inşallah esnafımız böyle boş kaldığı saatlerde ya da akşam saatlerinde gündüz evet alın teriyle ekmeğini kazanırken akşam da o stresini atacağı da bir ortam onlara kazandırmış olacağız. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan yardımlar çerçevesinde anaokulu öğrencilerine çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yapılan yardımlar hakkında konuşan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, toplumda vakıf bilincini oluşturmak için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir dedi. Nasılsınız? Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü anaokulu öğrencilerine kırtasiye yardımında bulunmaya devam ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü son olarak Bahçeli Evler Anaokulu öğrencilerini ziyaret edip kalem, boyama kitabı, bisküvi, meyve suyu ve zeka geliştiren çeşitli hediyeler verdi. Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, bu tür çalışmalar 2018 yılında da devam edecek dedi. Toplumda vakıf bilincini oluşturmak, vakıfların etkinliklerini artırmak açısından bugün de Şanlıurfa Şanlıurfa'da bulunan Bahçeli Evler Anaokulu'nda öğrencilere boyama kitabı, kalem, bisküvi ve sütten oluşan bir ikramımız bulunmakta. Bunlar tamamen vakıflar tarafından sağlanan bir imkan olarak Şanlıurfa ilinde bulunan çeşitli okullara 2017 ve 2018 yılları içinde dağıtılacak. Programda hazır bulunan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, okul öncesi eğitimin önemli olduğuna dikkat çekti. 2017-2018 eğitim öğretim yılında sene başında Sayın Valimizin talimatlarıyla okul öncesine büyük bir önem vermekteyiz. Bugünkü etkinlik de onun bir uzantısı. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bu kırtasiye yardımından dolayı şu an buradayız. Öğrencilerimize dağıttık. Diğer okullarımızda da bu dağıtımlar devam edecek. Katkılarından dolayı Vakıflar Bölge Müdürümüz Sayın Mehmet Ali Palalı Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bahçeli Evler Anaokul Müdürü Metin Kıratlıoğlu ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti. Bugün Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bizim okulumuzu ziyaret ettiler. Burada öğrencilerimize hikaye defterleri ve boya kalemleri getirdiler. Ayrıca öğrencilerimize işte sütlü çikolatalar ve bisküvi getirildi. Ayrıca yine öğrencilerimizin kullanacağı bazı zeka oyunlarını getirdiler. Bundan dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü müdürümüz Sayın Mehmet Ali Palalı'ya çok çok teşekkür ediyoruz.
Ceylanpınar İlçe Merkezi'nde kilitli parke taşı, kaldırım, çevre düzenlemesi ve şehrin imara uygun hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken Belediye Başkanı Menderes Atilla da bu çalışmaları yerinde inceliyor. Saha çalışmalarını kontrol eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yetkili birimlerden de bilgi alıyor. Çalışmalardan ince işçiliğe dikkat eden Başkan Atilla, çalışanlardan da bu konuda hassas olmaları talimatı verdi. Sahadaki çalışmaları inceleyen Başkan Atilla, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Başkan yardımcılarımla beraber sahadayız. Derenin girişleri çok kötüydü. Onları düzeltmesini yaptıracağız. Artı dere kenarlarında servis yolu deseyinden talimat gelmişiz bize 10'ar metre. Onları yapmış olacağız. İleride bir taşkın olduğu zaman sıkıntı yaşanmaması adına. Onların çalışmasını sahada yerinde görerekten başkan yardımcılarıyla, imar müdürlüğüyle beraber burada ne yapılacak onun çalışmasını yaptı. Şöyle geldi değil mi? Buraya kadar biz altınların hepsinden projemizi zaten hazırlamışım. Parkın içindeki. Şanlıurfa'da eğitimi başarıyla tamamlayan Suriyeli doktorlara görev yapmaları için sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Çok teşekkür ederiz. 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik kapsamında Suriyeli sığınmacıların sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ülkelerinde eğitim görüp uzman olduklarını belgelemiş Suriyeli doktorların uzmanlık alanlarına ilişkin eğitim programına alınması kararlaştırıldı. Onu da sahneye davet ediyoruz. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bildirilen 30 Suriyeli hekim, başhekim ve hastane yöneticisi tarafından birer eğitim sorumlusu hekim belirlenip eğitim programına alındı. Eğitim programlarını başarılı bir şekilde bitiren hekimlere eğitim sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Karaköprü İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler Karaköprü Belediyesi Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Karaköprü Belediyesi çocuklara kütüphane ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla Karaköprü İlkokulu ile birlikte düzenlediği etkinlikte minik öğrencileri Karaköprü Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde ağırladı. Kütüphaneyi ve kitapları inceleyen öğrencilere öğretmenleri ve görevliler tarafından kütüphane ile ilgili bilgiler verildi. Karaköprü Belediyesi eğitime ve kitap okumaya verdiği önem nedeniyle aralıklı olarak okullarla birlikte programlar düzenlerken öğrencilerin derslerini rahat yapabilecekleri ortam sağlamak, sessiz bir ortamda kitap okuması için Esentepe ve Atakent mahallelerinde 2 tane okuma salonu yaparak öğrencilerin hizmetine sundu. Öğrencilerin bu etkinlikte kütüphane ortamıyla tanıştıklarını ve kitap okumanın önemiyle ilgili bilgi aldıklarını söyleyen Karaköprü İlkokulu öğretmenleri Serpil Kara ve Özlem Ural, bu hizmetlerden dolayı Karaköprü Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Kütüphane ziyaretinin ardından Karaköprü Belediyesi tarafından miniklere trafik kuralları eğitim kitapçığı dağıtıldı. Çevremize ileteceğiz yani böyle bir Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Abdülkadir Karahan Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hayatın en güzel döneminde olan gençlerimize eğitim alanında da destek veriyoruz dedi. Ama genelde herkes ders çalışıyor, kimse kitap okuyor. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da öğrencilerin kütüphanelere olan ilgisi her geçen gün artıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphanelere gelen öğrenciler sakin bir ortamda ders çalışmanın huzurunu yaşıyor. Ya tüm bölümler güzel yani. Önemli olan sizin kazanmanız. Yazılı çalışıyorum. Okulda çalıştım. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Profesör Doktor Abdülkadir Karahan Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrencilerle sohbet edip sosyal aktivitelere katılmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Çiftçi, öğrencileri tiyatro etkinliğiyle ağaç ve bitki dikim çalışmalarına davet etti.
Çok güzel tiyatrolarımız var. Hiç giden var mı tiyatroya? Olurmuş. Ne zaman? Cumartesi saat 7. Her hafta Cumartesi müdür bey de geldi. Her hafta Cumartesi saat 7'de. Nerede? Şahin abi. Harran Üniversitesi ile ortaklaşa Teknokent projesini hayata geçireceklerini ve bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfalı öğrencilerin bu merkezde kendi yazılımları ve çalışmalarını hazırlayabileceğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın genç bir şehir olduğunu ve bu şehrin önünün açılması gerektiğini belirtti. Ve şu an üniversiteyle bir proje geliştiriyoruz. Bu proje Teknokent projesi. Teknokent'te neler yapılacak? İşte mezun olan kardeşlerimiz buralarda proje geliştirecekler. Yazılım projeleri geliştirecekler. O projeleri belki kendimizi iyi geliştireceğiz de. Yani şehir yönetimleriyle ilgili olabilir, trafik yönetimleriyle ilgili olabilir, banka yönetimiyle ilgili olabilir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 6 kütüphanede gençlere hem bilim çalışmaları hem de sınavlara yönelik ders çalışmalarına olanak sunuluyor. Ama genelde herkes ders çalışıyor, kimse kitap okumuyor. Gaziantep'in Nizip ilçesinde banka önünde film sahnelerini aratmayacak hırsızlık yapan soyguncular önce güvenlik kameralarına daha sonra da polis ekiplerine yakalandı. Nizip ilçesine Adana'dan gelerek bankaları gezip ağlayacakları şahısları tespit eden hırsızlık şebekesinin hedefinde düğün hazırlığı için bankadan kredi çeken 22 yaşındaki Ahmet Barış Aksoy oldu. Yaklaşık 10 gün önce bankadan 42 bin lira para çeken Aksoy, kendisini takip eden şahıslar tarafından film senaryolarını aratmayan sahnelerle soyuldu. Kendisine kurulan tuzaktan habersiz Ahmet Barış Aksoy parasını alarak aracına bindi. Aracın lastiğini patlatan şahıslar tarafından aracı durdurulan Aksoy, lastiğin patladığı söylenince aracını park etti. Bu esnada aracın arkasında bulunan bir kişi cama taş atarak kaçmaya başlayınca sürücü Ahmet Barış Aksoy ise şahsın peşine takıldı. O sırada pusuda bekleyen diğer şüpheli ise kapıları açık olan aracın içerisine girerek poşete sarılı parayı aldı. Şahıslar ortadan kaybolurken tekrar aracının yanına gelen mağdur Ahmet Barış Aksoy, parayı yerinde bulamayınca olayın tuzak olduğunu ve parasının çalındığını fark etti. Aksoy'un ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, güvenlik kameralarını izleyerek şahısların toplam 4 kişi olduğunu belirledi. Hırsızlık olayının organize bir şekilde işlendiğini tespit eden ekipler, izlenen güvenlik kameralarındaki zanlıların kimliklerini belirlemeye çalıştı. Şahısların Adana'da ikamet ettiklerini öğrenen ekipler, Adana Asayiş Şubesi ekipleriyle birlikte düzenlediği ortak operasyonda kamera görüntülerinde araçtan parayı alarak kaçan 20 yaşındaki Fırat A. yakalandı. Gözaltına alınarak Nizip'e getirilen zanlı suçunu itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Polis ekipleri ise kimliğini belirlediği diğer 3 zanlının yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Haliliye Belediyesi açtığı bilgisayar kurslarıyla gençlerin geleceğine yön veriyor. Kurslarda eğitim gören gençlerin öğretilen bilgisayar programlarıyla eğitim ve iş hayatlarında başarılı olmaları hedefleniyor. Haliliye Belediyesi'nin Bahçeli Evler bölgesindeki Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde açılan bilgisayar kursunda gençlere ilk olarak bilgisayar kullanımı ve temel parçalar öğretiliyor. Eğitmenliğini Şükran Bahar Kırkağaç'ın yaptığı kursta temel bilgilerin ardından kursiyerlere hem eğitim hem de iş hayatlarında ihtiyaçları olan ofis programlarının öğretimi sağlanıyor. İnternet kullanımı konusunda da eğitim verilen kurs gençlerin büyük beğenisini topluyor. 160 saat süren kursu başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika verilecek. Öte yandan Osmanlıca, gitar, resim, keman, işaret dili, Arapça, bağlama, tiyatro ve Kur'an-ı Kerim kurslarına da kayıtlar devam ediyor.
Öte yandan Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vatandaşların yaşam alanı olan park ve bahçelerin daha düzenli olmasını, vatandaşların daha rahat ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler park ve bahçelerde onarım gerektiren bank ve piknik masalarının, su ve elektrik tesisatlarıyla oyun gruplarının yenilenmesi çalışmalarını bölge bölge tamamlıyor. Yüzey alanında kırık ve eksik taşlar bulunan parklarda da eksiklikler gideriliyor. Şanlıurfa'da şehir içi yolcu otobüsünde seyahat eden yaşlı bir adamın söylediği türkü büyük beğeni topladı. Sadece otobüstekileri değil sevgili seyirciler. Gün boyunca sosyal medyada da en çok izlenen görüntülerden biriydi. Şanlıurfa'da halk otobüsünde çekilen görüntü tebessüm ettirdi. Yaşı ortalama 65 olan yaşlı bir amca oturduğu minibüsün ön koltuğunda türkü söylemeye başladı. Türkünün sözleri Arif Çelik'e ait olup ve daha çok Şanlıurfalı sanatçı Kazancı Bedih'in okuduğu Nemrud'un Kızı türküsünü seslendiren yaşlı amca, yolculuk eden vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüde ismi öğrenilemeyen yaşlı amca türküsünü yol boyunca seslendirdi. Türkü sonunda minibüstekiler amcayı alkış yağmuruna tuttu. Allah'tan bulasın. Kepek! Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençlere yönelik sosyal ve eğitim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu kez üniversite öğrencileriyle kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerini buluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ve üniversite öğrencileri Şanlıurfa merkeze bağlı Mirdesi Mahallesi İlkokul öğrencileriyle buluşarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ve beraberindeki Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Bölümü öğrencileri beraberinde getirdikleri oyuncak, kitaplar, çanta, kırtasiye malzemesi, elektrikli sobaları öğrenci ve okul idaresine teslim etti. Öğretmenlik kutsal bir meslektir, peygamber meslektir. Eğer şefkatli ve merhametli olursanız, İnanın başarılamayacak bir şey yoktur. Eğer siz bu insanları, bu kardeşlerimize, bunlar size emanet, onlara insan çıkarsanız, bir şey öğretirseniz ülke kalkınır, büyür. Bu anlamda da milli ve manevi duyguları vermeyi unutmayın. İnsanların sadece eğitimle bir yere gelmiyor. Aynı zamanda manevi duygular da önemli. Orta Doğu coğrafyası bir zor coğrafya. Ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Onun için ise birbirimizi sarmamız lazım. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı hep birlikte ne yapmamız lazım? Bu ülke için, bu toplum için, kendi insanımız için ne yapacağız? Emek vereceğiz, çaba sarf edeceğiz. Güzel şeyleri birlikte başaracağız. Öğrencilerle müzikli ve çeşitli oyunların olduğu etkinliklerle eğlenen üniversite öğrencileri keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti. Toplumun her branşa ihtiyacı olduğunu ve her uzmanlık alanının temelinde topluma hizmet etmek olduğunu belirten Özçınar, en güzel yıllar çocukluk ve gençlik yıllarıdır dedi. Evet.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'da bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na 350 bin lira maddi destekte bulundu. Yapılan maddi yardım hakkında konuşan Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Şanlıurfa'da 70 amatör takımın olduğunu söyleyerek Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti. Şanlıurfa'da bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yardım etti. Şanlıurfa'da mücadele eden 70 amatör takıma Büyükşehir Belediyesi 350 bin lira nakit para desteğinde bulundu. Yapılan maddi yardım hakkında konuşan Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Şanlıurfa'da yaklaşık 70 takımın yer aldığı ortalamada ise her takıma 5 bin lira düştüğünü söyledi. 2017-2018 futbol sezonunda 70 tane takımımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız malzeme yardımı adı altında her kulübümüze 5 bin TL, toplamda 350 bin TL kulüplerimize verilmek üzere federasyonumuzla protokol imzalamıştır. Sporcuyu sporla buluşturan 700 bin gencimizi sporla buluşturma çabası içerisinde olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak yönetim kurulu adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdiye kadar federasyonumuz kanalıyla veya başka kanallardan amatör takımlarımıza herhangi bir destek maddi yardımda bulunulmamıştır. Bu bir ilktir. Bunun devamı da gelecektir inşallah. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Yükselir ise gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için sporun önemli olduğunu söyledi. Normalde her kulüp başı 3000 iken bunu 5000'e çıkardı ve her bir kulübümüze 5000 TL yıl başından önce verilmek üzere biz dün protokol imzaladık. Bu diğer belediyelere de sıçrar. Çünkü bu gençler bizimdir. Çünkü Urfa'nın nüfusunu biliyoruz. %70'i gençlerle oluşan bir ilimizdir. Bunları kontrol altında tutmak çok zor. Ama ancak bunu sporla kontrol altında tutarız. 70 takımımıza verilecek bu yardım. Yani mükemmel bir şey oldu. Bu haberle bitiriyoruz bültenimizi sevgili seyirciler. Yarın yine aynı saatte 19.30'da karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.